Herkese merhabalar. YouTube Fatih Olfaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine LGS başarı hikayeleri serisiyle sizlerle birlikteyiz. Yepyeni ve çok değerli bir konuğumuz var. Abdullah Arda Gündüz. Arda 2020 LGS'de 487 puan 0,10 yüzdelik dilim yaparak Türkçeden bir yanlış, matematikten bir yanlış toplamda iki yanlışla LGS'yi tamamladı. Gayet güzel bir başarıya imza attı. Şimdi bu başarı hikayesini sizlerle paylaşmasını isteyeceğim. Arda hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Siz konuk ettiniz, ben de geldim. Çok güzel. Ardacığım, bu yılki LGS tayfa sen ve senin gibi başarılı öğrencilerin başarı hikayelerini heyecanla bekliyorlar. Şimdi senden ricam, öncelikle hangi şehirden LGS'ye hazırlandığından tut da LGS sürecini bize şöyle bir özetlemeni istiyorum. O zaman söz sende. Herkese merhaba. Ben Abdullah Arda Gündüz. LGS'ye Bursa'nın İnegöl ilçesinden hazırlandım. İnegöl'de özel bir okulda okuyordum. Fatih Hocam benden LGS'yi baştan sona anlatmamı istedi. Yani nasıl tecrübelerimi, tavsiyelerimi anlatmamı istedi. Ben de size şöyle bir özet geçeyim. Bizim özel okul olduğu için biz Şubat 2019'dan itibaren LGS konularını öğrenmeye başlamıştık. Yani nasıl desem, bize her dersten bir tane kitapçık vermişlerdi. Her dersin ilk konuları, böyle ilk üniteleri falan bize verilmişti. Sonra biz işte onlara, konulara bakarken çok böyle korkuyorduk gözümüzde falan, işte korkuyorduk. Sonra derken öyle günde, hani mesela haftada 40 dersimiz varsa 5-6 dersini 8. sınıf konularına ayırıyorduk. Tabii ki de özellikle matematikte ben konuları anlamıyordum bir kere. Çünkü konular yani karışıktı. Bir sürü sayılar vardı. Üstü sayılar, tam sayılar vesaire. Hani ilk defa görüyorum. 7. sınıfta yani bu kadar şeyini görmemiştik. Kapsamlısını görmemiştik. Böyle sorulara bakıyorum. Soru bana bakıyor. Ben soruya bakıyorum. Soru bana bakıyor. Ben soruya bakıyorum. Yani öyle bir karmaşanın içindeydik. Derken işte o geçti. Bitti 7. sınıf. Karneleri aldık. Haziran bitti. Yaz tatiline geçtik. Artık ben yavaş yavaş moda girmeye başladım. Hani seneye LGS var. Bak LGS 2019 oldu. İşte ne yapacaksan yap artık, kendine çeki düzen ver falan dedim. Sonra işte sağ olsun bir tane Türkçe hocamız var. Yaz tatilinde her gün bize 50 soru paragraf çözdürmek istiyordu. Yani her gün 50 soru paragraf çöz diyordu bana. Ben açıkçası 50 soru çözemiyordum. Çünkü hem paragraf kitabım, testim sınırlıydı. Hem de o kadar fazla böyle yorum sorusunu falan daha alışkın değilim ki sonuçta. Evet. Yapamıyordum. O yüzden 50 soru yerine 2 test, 20 soru, 25 soru falan çözmüştüm. Açıkçası o bana çok fazla katkısı oldu. Neden? Çünkü LGS bir yorum sınavı. Matematik mesela en zor yorum sınavı. Ne kadar işlem olsa da. Ya, o yüzden bana çok artısı oldu. Derken işte falan 7. sınıf şey yaparken geldim 8. sınıfa. Bir baktım Eylül'deyiz. Başladı okul. İşte bize sınıfları yerleştirdiler falan filan. Öğretmenler tanıtıldı falan. Yani diyorum ne yapacağız? Yani artık stres içindeyim. Bir maratona girdim. Nasıl çıkacağım, neler olacak hiçbir fikrim yok. Ama artık böyle yavaştan hocaların dediğine göre böyle kendi şeylerim böyle yavaştan çalışmaya başlamıştım. Hatta ilk Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, hatta 2019 yılına okulumuz tam gün olduğu için saat 4'te bitiyordu. Servise falan eve gelin derken 5 oluyordu. Akşam yemeği falan derken 6-7'yi buluyordu. 7'den akşam 11-12'ye kadar sanırım 150 ila 200 soru arası çözüyordum her gün. Hafta sonları ise şöyle yapıyordum. Cumartesi, pazar, cumartesi günü kurslarımız vardı bizim. LGS özel olarak okulumuz kurs yapıyordu. O kursa gittiğim için saat 2-3 gibi okuldan ayrılıyordum. Okuldan ayrıldıktan sonra işte geliyordum. Daha fazla soru çözüyordum cumartesileri mesela. 200, 150-200 ise 200-250 soru çözüyordum. Sonra pazar günleri full evdeyim. Bomboşum. Sabahleyin yine her gün okula gidermiş gibi kalkıyordum. Çünkü düzenim bir kere bozuldu zaman gidiyordu yani o düzen. Toplayana kadar artık sıkıntı oluşuyordu. O yüzden sabahtan başlayıp her dersten 50 soru çözüyordum. Hı-hı. Toplamda 50 çarpı 6'dan 300 soru, bir de paragraf çözüyordum. 300-350'yi bazen bulabiliyordum. Çok sonra güzel. Derken işte birinci dönem böyle devam etmişti. Sonra geldik, birinci dönemde karneleri aldık. Bu arada pandemi dönemine de yaklaşıyoruz. Birinci dönemde şeyleri aldık. 15 günlük tatilimiz başladı. Bu semester tatili.
Şimdi Çok burada iyi hatırlıyorum ki. Bir araya girmek istiyorum. Şimdi tam bu videoyu çektiğimiz dönemde şimdiki LGS Tayfa'nın da önünde sömestri tatili var. Sizin döneminizde sömestri tatili 2 haftaydı. Bu dönemki öğrenciler için sömestri tatili 3 hafta oldu. Sömestride sen neler yaptın? Bu 3 haftayı öğrenciler nasıl değerlendirmeli? Bunu bu şekilde böyle biraz detaylı anlatırsan, çünkü sorularda sömestride ne yapmalıyız sorun hocam diye sorular çok fazla gelmiş. Sömestriyi biraz detaylı anlatırsan, onlara da tavsiyelerde bulunursan 3 hafta olduğu için çok güzel olur. Devamında da ikinci dönemi ve süreci yine anlat. Sonra sömestra girdik. Sömestrla birlikte 15 günlük tatilimiz başladı. Cumartesi, pazar işte derken başladık. Sonra ben kendime uzun vadeli bir plan yapmıştım. 15 gün, 15 günde de hani bugün her gün mesela atıyorum 3 test matematik testi çöz, 2 test paragraf çöz. Yani gerçekten kendime odaklamıştım. Hani ikinci dönemden sonra, ikinci dönemin sonunda 7 Haziran'da sınav var. Tabii o zaman 7 Haziran'dı bildiğimiz üzere. Diyorum kendime hani hazırlan, iyi yap. Çünkü önünde sınav var. Sonra dedim hiçbirini uygulayamadım. Neden? Çünkü biraz sıkı yapmışım programımı. Bayağı sıkı yapmışım. Hani İddialıydı diyorsun. 50 soru, aynen çok sıkı bir yapmıştım. 50 soru paragraf kendime yazmıştım. Hayır fazla yani 50 soru değil. Sonra kendim azalttım. Rehberlik öğretmenimiz her gün bize soru sayılarını bir yere yazdırmamızı istiyordu. Ben de onları yazmak için kendime bir ajanda almıştım. 2020 ajandası. Hatta yanımda şöyle göstereyim. Evet. Her gün mesela şu anda açsam göstersem o gün ne yazdım, hangi dersten ne kadar çözdüm, ne kadar yanlışım var, hangi konudan çözdüm bir yerde duruyor. Ondan sonra onları yazdığım için hani ben de dedim ki o zaman ajandayı not al, günlük olarak neler yapacağını bir sonraki günü yaz. Çünkü uzun vadeli yaptığın zaman gerçekleştiremiyorsun. Hem o zamanki ruh haline bağlı olarak daha rahat yaparsın o planını. Yani nasıl yapsam derken günlük planını yapacaksın. Mesela bugünün akşamına yazdım. Her gün yani bir sonraki günü yazmaya çalıştım. Sonra onlar uygulamaya devam ettikçe, uyguladıkça bir baktım bir düzene girmişim artık. Yani her gün mesela yazmadan da artık aklıma geliyordu. Bak bugün mesela diyordum ki iyi iki test paragraf çözmüşsün. Yarın yine iki test çözersin. Çünkü sen buna alışmışsın artık. Yazmadan da artık kendime böyle bir plan yapmıştım. Sonra derken semester yavaş yavaş bitmeye başladı. Ben size semester'da önerebileceklerim şunlar. Uzun vadeli plana hiç gerek yok. Günlük olarak neler çözeceğinizi bir yere not almanız yeterli. Veya hiç not almamanız da gerek yok. Hani kendi aklınızda oluşturuyorsanız hiç gerek yok. Ama hiçbir fikriniz yoksa o tatille ilgili bir yere not almaya başlayın. Her gün ben şunu çözeceğim, şunu çözeceğim. Ama çok fazla da abartmayın benim yaptığım gibi. Çünkü çok fazla abarttığınız zaman o uygulamaya geçme olasılığı düşüyor maalesef. Şimdi Arda, şunu soracağım yalnız. Sömestri ile alakalı hani sorular geldi dedim ya. Soruların içeriğinde şu da var. Sana şunu soruyorlar. Diyorlar ki birinci dönem konularına mı çalışalım tamamen? İkinci dönem konularına çalışmaya başlayalım mı? Veya işte konu anlatımı mı çalışalım? Soru bankalarından, birinci dönem konularıyla alakalı soru bankalarından sorular mı çözelim? Konu eksiklerimizi mi giderelim? Yoksa deneme işte paketleri alalım, birinci dönemle alakalı onlardan denemeler mi çözelim? Bunları soranlar oluyor. Bu konuda neler tavsiye edersin? Çünkü 3 hafta var önlerinde. Canlı dersleri olmayacak bir 3 hafta. Tabii özel okulların daha fazla ders yapacakları için tatilleri az olabilir. Ama olsun, onların da mutlaka tatilleri olacaktır. Nasıl değerlendirmeleri lazım bu bağlamda? Birinci dönemde eksik olduğunuz konular varsa eğer ilk baş onları tamamlayın. Sonuçta binanın temeli zayıfsa o bina çökebilir. Yani temeli sağlam tutmak lazım. O yüzden Doğru söylüyorsun. eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Eksiklerinizi tamamladıktan sonra o konu üzerinde bol bol test çözün. Sonuçta LGS bir süreyle yapılan bir sınav. O yüzden yani kendinizi süreye odaklayın. Kendinize süre tutarak deneme yapın. Çünkü denemeler artık alışmanız gereken bir sınav çeşidi. Sonuçta önünüzde yaklaşık 5 ay kaldı. O 5 aya kadar artık alışmanız gerekiyor süreye. O yüzden süre tutarak deneme yapmaya başlamanız sizin için çok iyi olur. İkinci döneme geçersek ise, ikinci dönem benim için zaten tam olarak okulda olduğum bir dönem değildi. Sonuçta Mart'ın 11'inde mi ne ilk vaka çıkmıştı Türkiye'de. Evet. Ben önce o bir ayı anlatayım nasıl geçmişti. Öğretmenlerimiz bizi daha çok sıkıyordu. Sonuçta az bir dönem kalmıştı. Hatta bazı derslerde hızlanmaya başlamıştık. Hani konuları erken bitirelim de bol bol test çözelim diye.
Sonra tam hızlanacakken, tam hatta o haftada, tam hızlanacağımız haftada ilk vaka çıktı. Sonra evlere gittik falan filan. Ondan sonra başladı stres olmaya. Zaten stresliydim. İyice stres oldum. Sonra pandemi dönemine girdik. Pandemi, herkes iki karantina, 2 hafta karantina. Sonra herkes, millet evde ekmek falan yapıyorlar. Millet hani eğleniyor. Ben oturdum. Ne yapıyorum? Hiçbir bilinmezlik. Yani ne sınav iptal mi olacak? Ne olacak? Hiçbir bilinmezlikle. Yani oturdum, yine test çözdüm yani. O, çünkü ben de artık böyle bir şey, psikolojik bir baskı oluşmuştu. Artık çözdükçe sanki onu yapmadığım zaman böyle karnım ağrılar, güne başım ağrıdı falan. O yüzden hani hiçbir bilmezlikle bile, o 2 hafta sürecinde bile bol bol soru çözmüştüm. Hatta full evde olduğumuz için birinci dönemin hafta sonunda uyguladığım o 300 soruyu yine devam ettirmiştim işte o evdeyken. Her gün 300 soru ve daha fazlasını çözmeye çalışıyordum. Sonra öğretmenlerimiz Zoom meeting'i keşfetti. Hatta ilk ben sınıf başkanı olduğum için benim sınıf öğretmenim hatta ilk benle keşfetmişti. Biz kendi aramızda hatta bağlantılar falan kurmuştuk falan. Artık yavaş yavaş öğreniyoruz bu platformu. Sonra öğrendik, devam ettik. Devam ettik. Sonra dersler falan olmaya başladı. Günde 3 ders, 4 ders falan. Benim şimdi bütün günüm gitti. 3 ders, 4 derse girerken falan. Zaten bilinmezliğin içindeyiz. Zaten neler olacağı belli. Virüs artıyor. Her neyse dedim, devam ettim. Girdim derslere. Sonra şöyle bir haber var, gelmişti Nisan ayında sanırım. Dil dönem müfredatından sorumlusunuz. Şimdi benim bütün soru kaynaklarım bütün 8. sınıf müfredatını alıyor. Ben 2. dönem konularını çözmeye başlamıştım. Bir anda durdum. Ne yapacağım ben? Soru yok. Sonra devam ettim. Şey yaptım, böyle düşündüm düşündüm. Sonra öğretmenlerimize konuştuk bu konuyu. Sonra işte 1. dönem şöyle yapalım dediler. Derslerde soru çözelim. İyi dedim, tamam dedim. Nereden bulacağız soruları? Biz buluruz falan dediler. Çözdük soruları. Sonra soruları çözdükten sonra biraz fazla sürede az soru çözdüğümüzü fark ettik. Sonra ders sayısını daha da çok azalttık biz. Neden? Yani mesela dersi olan, o saatte dersi olan öğretmenler ders yapmamaya başladı. Ve siz kendiniz soru çözersiniz diye. Ben de ne yaptım? Sorular bitti. Yeni yeni 1. dönem kaynakları çıkmaya başlamıştı zaten. O konulardan kaynakları almıştım. Yine sorumu çözmeye devam etmiştim. Yine günlük oluşan, kendi üzerimde o dediğim psikolojik baskı olarak oluşan günlük çalışma düzenimi bozmamaya dikkat ediyordum. Sonra devam ettik derken şöyle MEP bir şey yayınlamıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüklerin şeyleri, soruları. Destek soruları. Herkes örnek soruları. Yani, tabii örnek soru başlığı altında örnek olmayan soruları yayınlanmıştı. Sonra ben onları tabii LGS'de çıkacak mı çıkmayacak mı o bilinmezlikten yine çözmüştüm. Yani şimdi şöyle sorular geliyordur muhtemelen. Neden çözmeli miyiz, çözmemeliyiz diye. Kesinlikle çözmeliyiz. Neden? Çıkmasa da bile çözmeliyiz. Sonuçta o da bir uzun, o da bir yorum sorusu, o da bir çeşit LGS sorusu. Hani LGS'de full çıkacak diye ona odaklanmayıp çözersek daha rahat olur. Eğer odaklanırsak, sadece LGS'de bu çıkar diye çözersek sıkıntıya girebiliriz. O Evet. yüzden sadece LGS'ye Çok hazırlanırken güzel, çok güzel izah ettin aslında. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani sadece o çıkacak düşüncesiyle, birebir aynısı çıkacak düşüncesiyle hareket ederseniz hüsrana uğrayabilirsiniz. çok iyi. Ama yani geçen sene hiç benzeri çıkmadı düşüncesiyle hareket edip de bu yıl mesela LGS örnek sorularına bakmamak da bence hatalı olur. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani normal bir soru bankası gibi. Yani o da bir MEB yayınlarının soru bankası olarak düşünün. O öyle çözün. Ondan sonra öyle devam ettik falan filan. İlmemler bitti. LGS'ye son 1 ay kaldı falan. Ben çok deneme çözmüyordum. Online deneme diye bir şey çıkmıştı. Online deneme. İlk defa okulumuz bir deneme yapmıştı, online deneme. Girdim. Biraz sıkıntılıydı sistem. Yani bir de ekran üzerinden deneme yaptığımız için dikkatsizliğim had safhadaydı. Had safhada olduğu için de biraz fazla yanlışım çıkıyordu maalesef. Hatta ilk denemede bir hatalıydı dediğim gibi sistem. Böyle 90 sorudan 13-14 yanlışım çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani sonra dedim olmayacak bu böyle. Hani hocalarla danıştık. Sistem hatalıymış ama siz yine de yanlışlarınızı kontrol edin. Ben mesela doğru şık işaretliyorum. O sistem yanlış çıktı. Doğru şık olarak kabul ediyor. Ben de dedim olmaz böyle. Yani ben hem moralimi bozuyorum hem de sıkıntıya giriyorum. Online denemeye hiç gerek yok dedim. Gittim. Kumaradan bir 2 sene boyunca biriktirdim parayla.
bir sürü deneme aldım son bir aylık için. Aldım, onları çözüyorum. Daha rahat. Sonuçta kendim elimde telefon var. Ondan süre tutuyorum. Daha rahat oluyor. Daha şey oluyor. Kendi kafamızda olduğu için, kendi denememiz olduğu için ne bir sıralama kaygısı var ne bir şey var. Strese girmeden çözdüğüm için daha iyi sonuçlar çıkarıyoruz. Daha iyi sonuçlar çıkardık. Moralimiz daha çok yükseliyor. LGS'ye karşı moralimiz daha çok artıyor. Sonra geldik son güne. Son gün 19 Haziran 2020 Cuma akşamı. Süreçte önce 7 Haziran demişlerdi. Ardından süre uzatıldı. LGS ertelendi. Öyle değil mi? Evet, Peki o aralıkta LGS, çalıştın mı? evet. Merak ediyorum gerçekten. Hani ertelendikten sonraki o aralıkta o birkaç haftalık süreçte ders çalıştın mı? Kesinlikle çalıştım. Çünkü o arada çalışacak insanları tanıyordum. Yani benim rakiplerim çalışabilecek insanlar. Sonuçta o 2 hafta ben şey olarak, verimli olarak değerlendirdim. Çünkü bu bize verilen bir armağandı. 2 hafta çalışma armağanı. O yüzden çalıştım. Hatta günlük düzenimi bozmadan bayağı çalıştım. Sonra son haftalara geldik. Son haftaya girdim. O il milli eğitim müdürlüklerinin örnek sorularını bitirmeye yakınlaşmışken son güne girdik. 19 Haziran 2020 Cuma akşamı. O akşam nasıl olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama bayağı erken yatmıştım. Başta uyuyamadım. Sonuçta heyecan var içimde. Sonuçta 1 yıl boyunca çalıştığım hatta 1 yıl değil 1,5 yıl benim için. 1,5 yıl boyunca çalıştığım bir sınava yarın giriyorsun. Nasıl olsun da heyecanlanmasın. Sonra içimden şöyle dedim. Arda, eğer uyuyamazsan bu 1,5 yıl senin için çöp olacak dedim. Sonra kendimi rahatlattım. Sanki normal bir gün kalkacağım yine test kitabımı açacağım. Çözeceğim bir güne uyanacağım gibi hayal edip uyumuşum. Sonra geldik 20 Haziran Cumartesi gününe. Uyandım. Sabah kalktım. Çok erken kalktım. 6:30-7 gibi kalktım. Hava soğuktu. Şöyle balkona çıktım. Böyle temiz hava böyle bir vücudumu açtı, böyle beynimi açtı. Arda dedim, geliyor. Bir saatler sonra kaderinin belli olacağı sınava gireceksin diyor. Sonra çıktım balkondan, girdim içeri. Ev halkı da yeni yeni uyanmaya başlamıştı. Ailece kahvaltı yapacaktık. Annem kahvaltıları hazırlıyordu. Ben de dedim, çıkayım mı anne? Bizim evimiz önünde bir geniş bir park var. Park alanı böyle yeşillik. Çıkayım mı anne dedim. Çık oğlum dedi. Böyle bir temiz hava al falan dedi. Ben de çıktım. Yürüdüm böyle etrafı. Böyle bir temiz hava şeyi açtı. Hatta 2021 tarifeyi de tavsiye ediyorum. Eğer hiç olmasa bile balkona veya camın kenarına böyle sabahleyin açın camınızı. Şöyle bir derin nefes hava alın. Böyle kendinize gelin. Sonra gittik sınava. Kitapçık önüme kondu. Açtım kitapçığı, süre başladı. Akıyor şey. Sorulara baktım. Bildiğim sorular bunlar. Böyle korkut ben. Başta çok korkuyordum aslında bu sınavdan. Neden? Çünkü ya şey yapar, o örnek sorularda bizi korkutuyorlar, uzun uzun sorularda falan. Türkçe'de çok iyi hatırlıyorum. 2 ya da 3 tane uzun sorumuz vardı. Yani böyle dikey sorular, rahat sorular, çözülebilecek sorular. Sonra akıyor sıra, ben başladım. Tak 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 çözüyorum. Yani fark etmeden sanki normal evimde oturmuş deneme yapar gibi çözdüm. Çözüyorum, çözüyorum. Bitti Türkçe. İnkılaba geçtim. Çözdüm 10 soruyu. Sonra geçti. Din kültürü, İngilizce derken sözel şey bitti. Sonra o 45 dakikalık, sanırım 45 dakika ara verilmişti. 45 dakikalık arada veliler tabii pandemiden dolayı içeri alınmıyor. Gittim annemlerin yanına. Hani babam hatta bana şu şakayı yapmıştı. Nasıl sen geçti sınavın? Baba boş yok. Türkçeden bir sorudan korkuyorum. O soru yanlış çıkarsa sıkıntı. Ki yani korktuğum soru yanlış çıktı. Sonra dedim, o zaman Anadolu Lisesi garanti. Dedim tamam, yani Anadolu Lisesi istemiyorum, ben Tofaş'ı istiyorum. Tamam iyi, Anadolu Lisesi, en kötü Anadolu Lisesi'ne giderim o zaman falan kendimi de. Böyle düşünüyorum. Tamam girdim, sayısal başladı. Matematik, ben matematiği biliyorum. Hani uzun, sor, böyle yeni nesil, karışık, şekilli şukullu bir sürü soru çıkacağını düşünüyordum. Ki çoğu soru öyle çıktı. Ama nasıl sorular biliyor musunuz? Hani normal soru bankasında çıkan o uzun sorular gibi. Normal yani korktuğunuz böyle çok zorlayacak bir soru çok bir veya 2 tane var. Çok fazla zorlayacağınız soru 1 veya 2 tane vardı ama geneli hani rahatlıkla dedi evde çözdüğünüz sorular gibiydi. Araya girmek istiyorum. Neden araya girmek istiyorum? Ben normalde de matematik öğretmeniyim kendim.
Ve kendi öğrencilerimden tutun da YouTube kanalında beni takip eden öğrencilerin birçoğunda ve medyada, basında duyduğumuz kadarıyla geçen yıl 2020 LGS'de matematikte öğrenciler çok zorlandıklarını söylediler. Zaten standart sapma da devreye girdiğinde matematiğin katsayısı inanılmaz derecede yükseldi. Ama Doğru. sen buna rağmen çok basitti, sorular yapılabilecek düzeydeydi dedin. Ben orayı şimdi şöyle bir açmanı istiyorum. Yani bu çok fazla çalışmaktan mı kaynaklandı? Nedir, ne değildir? Gerçi bir tane de soru kaçırmışız, onu da soracağım. Yani dikkat hatasından mı kaçtı? Nasıl oldu? Tabii. O, evet, matematik Türkiye'nin kan ağlayan bir yarası. Açıkçası benim için de öyleydi. Başta bahsetmedim ama ben matematikten Ağustos 2019'dan beri günde haftada 1-1,5 saat olmak üzere özel ders alıyorum. Onun etkisi çok büyük diyebilirim benim için. Şimdi almalılar mı yani? Şu anda başlasalar, özel ders almaya başlasalar matematiği yapabilirler mi diye sorarsınız bana. Tabii ki de yapılabilir. Sonuçta öğrenci istedikten sonra o 1 ay olsa, 2 ay olsa, atıyorum 5 ay, şu an 5 ay olsa, bir hafta bile olsa yapar yani. Özel ders öğretmeniyle ne kadar da olsa o matematik sorularını istediği zaman yapar. Matematik soruları geldi önüme. Dediğim gibi alışılmadık sorularda, bilinmedik sorularda ama sanki hep çözmüşüm gibi geldi bana. Sonuçta aynı konular aynı. Hani bakıyorum üstlü sayılar mesela. Üstlü sayılar 3'ün üstü nedir? Yani 3'ün üstünü şurada kullanmış falan. Çözdüm. Matematik bitti. Sonra hatta matematikten değil fenden başlamıştım ben. Orayı kaçırdım. Fen bilimlerini ilk baş yaptım. Fen bilimleri de hep çözdüğüm tarzda sorulardı sonuçta. Ya da ben çözdükçe alıştığım için çözmediğim tarzda olsa da çözmeye şey yaptığım sorulardı. Meyilli olduğun sorulardı diyelim. Basit geldi. Feni fulledin. Sonra matematiğe geçtin. Matematiğe geçtim. İşte dediğim gibi sorular biraz şey yapmaya başladı artık. Karışmaya başladı yani. Ama çözdüm yani. Eninde sonunda çözdüm. Kaç Geldim. dakika süren kalmıştı feni bitirdiğinde matematiğe? Kaç dakika süren Bir kalmıştı? saat sürem kalmıştı. Bir saat. Vay. Bir O saat. zaman Evet. 60 dakika Ben de şok fen oldum hatta. sorularını. Süper. 60 Sonra dakika. baktım fena. Acaba soru mu atladım dedim. Ne ara bir 20 dakikada fen bitmiş. Bir saat kala matematik. Süper dedim içimden. Süper. Zaten normal 2 dakikada genelde 2-2,5 dakikada yapıyordum. Arta kalan sürem de olacak benim dedim. Sonra yaptım. 17-18 soruyu yaptım geldim. 19. ve 20. soru. Son iki soru. Geldi. Birisinde çok işlem var. Çok fazla sayı işlemi var. LGS 2000'ye girenler de bana katılacaktır. Hiç görmediğimiz tarz bir soruydu. Hiç açmadım, bakmadım tarz soruydu. Resmen 2'nin 12. üstünü mü, 13. üstünü mü ne soruyordu. Hani aklından hiç hesaplamayan biri yaklaşık 2-3 dakika rahat ayırmış zaten onu hesaplamaya. Ondan onu çıkardım. İşte 3'ün 10. kuvvetini falan. Hani o büyük sayılarla bizi böyle hesaplattırıp İlk defa öyle soru gördüm yani ben hayatımda. Onda bayağı süre harcamıştım. 3-3,5 dakika o gitti. Sonra 20. soruyu çözdüm. Benim 18. sorum boştu. Evet. Keşke boş bıraksaymışım diyorum. Ama olsun, sağlık olsun. Onu da son 7 dakika kalmış sanırım sınava bitmesine. 7 dakika boyunca 5 dakikasını son 5 dakikasını o soruya ayırdım. İlk 2 dakika bir fene baktım. Önce zaten feni hızlıca yaptım. Bir kontrol et hardı dedim. Yaptım, kontrol ettim. Sonra geçtim o soruya. Şu mavi karalı sorularda 6x falan x'deki kesmeli sorular. 18 soru C kitapçığında. O büyük soru. Çözdüm. İşlem şey yaptım. Küçük bir kısmı kaçırmışım. Küçük bir uzunluğu kaçırmışım. O uzunluktan gittim deniz yerine Adana şıkkını mı tam tersini öyle bir işaretledim. Oradan da o sorum yanlış çıktı. Dedim sonra bitti. LGS 2020'yi kapattılar. Süre bitti. Bizi dışarı aldılar. Maskemizi değiştirdik. Taktık yeni maskeleri. Sonra çıktık. Ailemin yanına gittim. Dedim nasıl geçti? İyi güzel. Boşun var mı? Yok. Süper falan. Öyle şeyler, sohbetler oluştu. Sonra çıktık okuldan eve geldik. Saat kaçta bitmişti sınav? Tam olarak hatırlamıyorum ama 2-3 saat sonra sonuçlar bize şey olarak PDF olarak geldi. Tam şurada oturmuştum. Tam şu yatağın orada oturmuştum. Şöyle baktım. Anne oku bana cevapları ben kontrol edeyim. Hangi kitapçık? Onun C kitapçık. Okuyorum. Türkçe geçti geçti geçti. Bir iki üçüncü soruyu kontrol ettim. Dördüncü geldim. Hatta beşinci soru yanlıştı sanırım benim. Beşinci soruyu aha gitti dedim. Yanlış dedim. Aha gitti. Devamı yanlış gitti. Sonra devam et anne. Bir tane yanlışım var. Eyvah dedi falan. Sonra devam ettik.
Tamam, gitti gitti gitti, Türkçe'yi bitirdim. Türkçeden başka yanlışım var mı? Yok. Birkaç kez baktım. Yok. Bir yanlış yaz. İnkılaba geçtim. Okan ne? 10 soruyu okudu. Hepsi doğru. Yanlışım var mı? Yok. Din aynı şekilde yanlışım var mı? Yok. İngilizce aynı şekilde yanlışım var mı? Yok. Diye geçti. Oğlum totalle sözel bir yanlış. İyi. Tamam, devam ettik. Kesin matematikten, sayısaldan çok yanlışım çıkacak dedim. Devam ettim. Açtım matematiğe. Birinci soru doğru. İkinci soru da doğru. 3, 4, 5, 6 geldim. O 17. soruya kadar doğru. Kaç yanlışım var dedi. Yok. Tamam, 18. soru işaretledim. Aha, yanlış anladım. Diğer iki soru da zaten zor soruydu. Dedim 3 yanlış vardır kesin dedim. 19. 20 soruda garanti olarak Benim doğru çıktı. anladığım kadarıyla Türkçeden de matematikten de şüphe duyduğun soruları kaybetmişsin zaten. Anladığım kadarıyla. Evet, Aynen. güzel bir şekilde bize süreci özetledin. Sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş istersen şöyle merak edilen soruları yanıtlamaya başlayalım, toparlayalım. Tabii. Şu soru çok fazla geliyor. Arda, ben de heyecanla merak ediyorum nasıl bir cevap vereceğini. Bu dönemlerde yani sömestri öncesi veya sömestri döneminde bu dönemlerde şöyle Ocak-Şubat ayları gibi acaba kaç net çıkartıyordun? Yani şöyle söyleyelim kaç yanlışın çıkıyordu? Fullediğin branşlar var mıydı? Denemelerde en az kaç puan alıyordun? Yani en düşük aldığın kaç oluyordu? Ortalama ne alıyordun? Ve bunun yanında kaç saat çalışıyordun günlük veya kaç soru çözüyordun bu dönemlerde? Bu sorular çok fazla geliyor. Yani unuttuğun olursa ben diğer hatırlatırım soruları. Şöyle aklında olanları bir cevapla. Şimdi benim okulumuz bize her hafta deneme yapıyordu. Nasıl yani? Bir hafta sözel, bir hafta sayısal. Total bağladığımız zaman 2 haftada bir deneme oluyorduk. Sonra şu zamanlarda benim netlerim hep değişiyordu. Yani bir tane başarı grafiğini çıkarsak ortaya hep zikzak şeklinde olur. Denemelerim şöyleydi. En düşük aldığım deneme bu şeylerde sanırım 450-60. O En düşük civarlarda. aynen. 450-60 arası aynen o aralarda alıyordum. En düşük aldığım deneme şöyle totalden şeye bakarsak, 8. sınıfa bakarsak ilk başladığımız zaman 401, 400 mü, 401 mi, Tabii bu 380 mi, öyle bir şey yani. yeni başladığın dönemler. Geçtim. Böyle Ağustos Aynen yeni başladım. gibi falan o civarlarda. Evet, 401 puanı bile görmüş arkadaşımız. Gördüm. Sömestri döneminde de 450-460 civarında alıyormuş. Kaybettiğiniz bir şey yok. Asla pes etmeyin. 450-460'larda olan öğrenciler bakın Arda'nın almış olduğu 487 puana yani birer yanlış matematikten ve Türkçeden birer yanlış sonucuna yüzdelik dilimi olaraktan 0,10 yüzdelik dilimine eğer pes etmeden çalışırlarsa ulaşabilirler. Yani yanımızda bunun canlı örneği var. Evet, bunun dışında bu Kesinlikle. dönemde yine sömestri döneminde günde kaç saat ortalama ders çalışıyordun ve günde ortalama kaç soru çözüyordun? Herhalde bunu 300 civarı demiştin yanlış hatırlamıyorsam biraz önce ama Aynen. yine sormuş olalım. Öğrenciler merak ediyor. Ben ortalama semester'da yaklaşık 4 ila 5 saat arasında çalışıyordum. Tabii molaları da sayarsak. O şekilde. Günlük çözdüğün soru sayısı ne kadardı ortalama? Günlük çözdüğüm soru sayısı da semester'da 300, 350 bazen ama en az Duvarlarda 300 yazıyorum çıkıyordum diyorsun. aynen. Peki, şöyle soruları tekrardan bir inceleyelim. Ne gibi sorular gelmiş? Evet, şu iki soru yan yana soralım. İkisini bir arada cevapla istersen. Yeni nesil Tabii. soruları nasıl çözebiliriz? Matematikte başarısızım. Nasıl matematikte başarılı olabilirim? Bu soruluyor. Sen de sonuçta matematikte 19'a 1 yapmışsın. Gayet başarılı bir sonuç. Buna şöyle bir kısaca özetle bir cevap verebilir misin? Nasıl alıştın yeni nesil sorularda hızlandın? Matematiği nasıl başardın? Yeni nesil sorular dediğim gibi başta gayet de zorlandığım, hepimizin zorlandığı bir soru tipiydi. Nasıl çözdüm? Soruyu önce anlamak gerekiyor. Soruyu önce beyinde çevirip, evirip çevirip anlamak gerekiyor. Ne anlatıyor bize bu soru? Hatta çok zor bir soruysa altına küçük küçük not alıyordum. Yani şu soruda şu anlatıyor, şu anlatıyor, şunu bulacaksın. Özellikle matematik yeni nesil sorularında altından ne sorduklarını not alıyordum küçük küçük. Mesela şunda şunu yazıyor, şunda şunu şey yapıyor. Şunu bulacaksın. Bak senin kafanı karıştırmış. Şundan şunu bulacaksın. Kısacası şunu bulacaksın şeklinde notlar alıyordum. O notlar benim için çok fayda sağladı. Sonuçta soruyu yeniden okumaya gerek yok. Hani orayı okuyordum. Direkt yeniden anlıyordum. Yeniden çözmeye çalışıyordum. Bu şekilde ben Evet. matematiği Peki böyle hiç bol soru yapıyorum. çözmenin de bu konuda önemi yok mu? Ve soru kalıbı öğrenmek,
değişik değişik kaynaklardan sorular çözmek matematikteki başarının olumlu yönde etkisi olmuyor mu sence? Bol soru çözmek kesinlikle etkisi oluyor. Sonuçta bir ortada bir soru var. Pratik yapıyorsun. Pratik yaptıkça hızlanıyorsun. Hızlandıkça da sana artı sağlıyor sınav süresinde. Ama çok fazla çözeceğim diye kendinizi o kadar yıpralamanıza da gerek yok. Sonuçta bu bir sınav. Sonuçta beynimiz var. Bizim beynimiz, yaşayan bir canlı beynimiz var. Çok fazla yüklendiği zaman beynimiz çorbaya dönebiliyor. O yüzden yani çok fazla çözeceğim diye verimini kaçırmayın. Kesinlikle verimsiz de olsa bu Takılmayalım, kadar çözüm sayıya demeyin. takılmayalım. Verimli çalışmaya özen gösterelim diyorsun. Motiven düştüğü zaman, motivasyonun bozulduğu zaman, sınavlarda kötü sonuçlar aldığın zaman kendini nasıl motive ediyordun gibi bir soru gelmiş. Kötü sonuçları aldığım zaman yani önümde bir sürü deneme var daha. Bir sürü gireceğim, kendi yapacağım, okulun yapacağı, Türkiye geneli bir sürü denemem var. Asla o sonucu kafama takmıyordum. Yanlışlarıma bakıyordum. Bak bu sorudan bu yanlış yapmışsın. Bu konuya bir bak yeniden. Sonra bu konuyla ilgili test çöz falan diyordum kendi kendime. Sonra öyle bir dahaki denemede zaten daha iyi yapsan yapacağımı inanıyorum diye gel bir dahaki denemeye giriyordum. Yani benim motive sürecim böyle olmuştu. Çok güzel. Burada araya girmek istiyorum. Söylediğin nokta çok önemli çünkü. Mesela bir tane moralinizi bozan deneme oldu. O denemenin moralinizi bozmasına izin vermeyeceksiniz. Senin söylediğini yapacaksın. Ne yapacağız? O denemedeki yapamadığın soruları, boş bıraktığın soruları tekrardan çözmeye çalışacağız ve bunlarla alakalı konu eksiklerimizi belirleyip o konularımızı çalışacağız. Evet, söylediğin şey çok güzel. Şöyle bir sorumuz var Arda. LGS sürecinde keşke yapmasaydım dediğin, iyi ki yapmışım dediğin şeyler neler? Keşke yapmasaydım dediğim şey Ramazan'da geceleyin sahura kadar çalışmak oldu. Hiç süreyi şey yapmamıştım, düşünmemiştim. Hani çalışırsın, çalışırsın, anlarsın falan dedim. Sonra başladım mesela matematik çözdüm. 2 saatte 20 soruyu bitirdiğimi hatırlıyorum. Sahura kadar çalışacağım diye. Hiç sıfır verim, bir yanlışım zaten yarısından fazlası yanlış falan. Ne yapıyorsun Arda dedim. Uyu o zaman sabah çalışırsın. Oruçlu da olsan sabah çalışırsın demiştim. Keşke yapmasaydım dediğim şey şu, bu. İyi ki de yapmışım dediğim şey dediğim gibi not almam ve stres azaltma konusunda da iyi ki yapmışım dediğim şey var. Ben dans etmeyi, dansla, şarkılarla, müzikle dans etmeyi çok severim. Kesinlikle hareketli, enerjik bir tipimdir. Ne yapardım? Bu sevdiğim aktivite olarak da geçer denebilir. Odama kendimi kapatırdım. Yaklaşık çok fazla değil. 10-15 dakika sevdiğim şarkıları açar, kulağımı takar. Sonra sevdiğim müzik dinler. Şöyle hem stresimi atardım hem dans ederdim falan. Çıkınca sanki böyle kuş gibi olmuş. Hiçbir stresten uzak. Sonra çalışmamı şey yapıyorum yani. Harikasın. Sevdiğim aktiviteleri yapıyorum. Peki Ardacığım, benim de çok merak ettiğim bir soru var. Şimdi 487 gibi geçen sene iddialı bir puan. 0,10 yüzdelik dilim. Türkiye'nin dört bir yanındaki başarılı başka liselere de yerleşebilecekken neden Tofaş Fen Lisesi? Neden Tofaş Fen Lisesi? Başta dediğim gibi ben İnegöl'de okuyorum. İnegöl'de yaşıyorum hatta daha doğrusu. Şimdi tercih döneminde aslında annem bir İstanbul'u düşünmüştü. Hani oğlum bu kadar puan aldın git İstanbul'da oku daha iyi daha verimli. Ama Tofaş'ın şöyle bir avantajı vardı benim için. Yurdu vardı bir kere. Ben uzaktan geldiğim için sonuçta 60 kilometrelik bir mesafe var. Yurdu var. Yurtta kalırsın oğlum dedi babam. Babam da Tofaş'a gitmemi istiyordu. Tamam baba dedim. Zaten ben baştan beri Tofaş'ı istediğim için otomatikman Tofaş'a yerleşmiş oldum. Yani diğer illerde daha Doğru çok olanı benim düşünmedim. için diyorsun tercih. Evet, güzel. Kesinlikle. Aynen. Arda, şöyle bir soru var. Üniversite ve meslek hayalin ileriye dönük erken diye düşünmüyorsan, böyle bir hayalin varsa bizimle paylaşır mısın? Tabii ki de ben baştan beri bilimi, feni çok sevmişimdir. Özellikle feni canlılar dünyasını çok sevmiş bir şeyimdir. Hatta lisede de en çok sevdiğim derslerden biri de biyolojidir. Biyoloji demek canlı demek, canlı demek tıp demek, tıp demek doktorluk demek. Üniversitede güzel bir tıp fakültesini hedefliyorum. Tıp fakültesinde devamlı da güzel bir doktor olmayı Konuyu istiyorum. çok Yani hedefim güzel doktor. özetledin. Konuyu çok güzel özetledin. Sonuç her yol tıp fakültesine çıkıyor diyorsun. Çok güzel. İnşallah hedefine ulaşırsın. Evet, son olarak İnşallah. peki LGS tayfaya ne söylemek istersin? LGS 2021 tayfa. Size önereceklerim şöyle kısacası benim bir tane hayat felsefem yani kendime belirlediğim bir söz vardı. Bütün LGS hayatı boyunca hatta hayatım boyunca onu kullanacağım bir söz. 3 tane söz var. İnan, çalış, kazan.
hayat İlki olarak, felsefesi olarak. kendini ilki olarak belirledin. Onların da bu Kendime ilkeler doğrultusunda çalışmasını istiyorsun. aynen o ilkeler doğrultusunda çalışmalarını istiyorum. Peki Mutlaka. Arda, sana çok teşekkür ediyorum kanalıma konuk olduğun için. Ben çok mutlu oldum. Ben Seninle teşekkür ederim. tanıştığım için çok mutluyum. Bundan sonraki hayatım boyunca sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bir LGS başarı hikayesi videomuzun daha sonuna geliyoruz. Yine Arda gibi başarılı arkadaşlarımız burada LGS başarı hikayesini bu yılki LGS tayfa ile paylaşmak isterlerse bana Instagram sayfam üzerinden veya mail üzerinden ulaşabilirler. Bizler de onları burada Arda gibi konuk etmekten büyük bir keyif duyarız. Evet, videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.